Merhabalar ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca. Ön lisans çıkmış paragraf sorularını seninle çözmeye devam ediyoruz. 2014 yılındayız ve dördüncü bölümdeyiz. Birinci kısım sorularını çözmeye devam ediyoruz. Birinci kısım sorularımızın bitmesine 2 bölüm kaldı. Hızlıca bölümleri bitirmeye çalışıyorum günde bir iki video atarak sevgili öğrencim diyorum ve lafı çok uzatmadan ne yapıyorum hemen soruya geçiyorum. Hangi sorudan başlayacağız? 14'ten mi? Hayır 15'ten başlayacağız. Neden 14'ten başlamıyoruz? Çünkü ikiye ayırma paragrafta yapı sorusudur ve yapıyla ilgili soruları 6. bölümden itibaren çözmeye başlayacağız seninle. Bunu da araya sıkıştırmış olayım ve 15 numaralı sorudan yani birinci kısımla ilgili sorularımızdan ne yapalım? Soruları çözmeye başlayalım. Bir tane boşluk bırakma sorusu şekilde gördüğün gibi bu boşlukları biz seninle nasıl düşünüyorduk? Bunlar birer düğümdü. Yani problemdi. Bu düğümleri çözebilmek için metinde var olan ipuçlarını bulurduk ve buradaki boşluğu seninle ne yapardık? Anlamlandırırdık. Artık 4. bölümde olduğumuz için soruların nasıl çözüldüğünü biliyorsun. Dolayısıyla çok kısa açıklamalar yapıp hemen soruları çözmeye geçeceğiz seninle. Sen şöyle soruyu rahatlıkla görebiliyorsun. Kendini önden çözmek istiyorsan çöz. Sonra videoyu devam ettir ve gel seninle birlikte ne yapalım? Metni okumaya başlayalım. Hemen yaklaştırıyorum metni okumak için. Genç Romancı, romana hakkında ünlü eleştirmenlerden birinin yazdıklarını beğenmemiş. Hatta eleştiriyi okuduktan sonra kızgınlıkla eleştirmeni arayıp "Neyi başaramadınız da eleşme eleştirmen oldunuz?" demiş. "Bak bak beğenmiyor. Neyi başaramadınız da eleştirmen oldunuz?" demiş. Aslında nokta nokta demeye getirmiş. Bak nokta noktayı doldurmak bu soruda çok kolay sevgili öğrencim. Devamını da okuyum. İpuçlarımız devam ediyor. Eleştirmen ise ben sarrafım. Altın madeni işletmiyorum ama altının hasını bilirim diye cevap vermiş. Yani ne demeye getirmiş? Ne demeye getirdiğini gidip aşağıda seninle bulacağız. Ama metinden ne demeye getirdiği çok açık değil mi? Neyi başaramadığınızda eleştirmen oldunuz demiş. Yani siz zaten yazar olmayı beceremediğiniz için mi eleştirmen oldunuz? Beni o yüzden mi eleştiriyorsunuz demeye getirmiş. Çünkü eleştirmen de nasıl cevap vermiş? Ben sarrafım altın çıkarmıyorum, maden işletmiyorum ama altından anlarım demiş. Dolayısıyla buna benzer bir şıkkı ne yapacağız? Aşağıda hemen bulup işaretleyeceğiz. Eleştirinin eserin değerini anlaşılmadaki rolünü unutmamalısınız. Saçma sapan bir şık. Geliyorum hemen. Her eleştirmen en az eleştirdiği yazar kadar yeteneklidir falan der mi? Zaten adama kızmış. Çelişen şık. Siz benim gibi yazamadığınız için beni eleştiriyorsunuz. Neyi başardınız da siz sanki eleştirmen oldunuz demiş. Bak Ceyhan olur. Siz benim gibi yazamadığınız için beni eleştiriyorsunuz. Ben yazarım, siz yazar olamadığınız için eleştirmen oldunuz diyor. Hemen Denizli ve Edirne'yi de okuyup sorumuzdan kurtulalım. Yazdıklarınıza bir okur bulduğunuz için sevinmelisiniz. İlgisi yok hocam. Eledim. Eleştirileriniz eserime katkı sağlamıyor ilgisi yok hocam eledim hemen seninle ne yaptım yeni bir soruya geçtim. Yeni sorumuz 16 numaralı bir soru. Bu parçada Türkiye'deki resim eğitiminin eleştirilen yönü aşağıdakilerden hangisidir demiş sevgili öğrencim. Ama ben bu soruyu çözmeyeceğim. Neden çözmeyeceğim? Çünkü zor sorunun bence bir cevabı yok. Lütfen soruya şöyle sen önceden bak. Çünkü ben direkt soruyla ilgili yorumumu yapıp geçeceğim soruyu cevaplamayacağım, çözmeyeceğim detaylı olarak. Çünkü sorunun bence doğru düzgün bir cevabı yok. Kalitesiz yazılmış bir soru. Zaman zaman denk gelebiliyoruz kalitesiz yazılmış sorulara ama bu kadar cevabı olmayan bir soruyla ilk kez karşılaşıyorum. Neden öyle? İstersen gel seninle şöyle kısacık okuyup üzerine bir yorum yapalım. Yine okumadan geçmemiş olalım. Ben ÖSYM'nin verdiği cevabı da sana söyleyeceğim, merak etme. Bu parçada Türkiye'deki resim eğitiminin eleştirilen yönü aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Tamam, metni okuyalım. Türkiye'de temel resim eğitimi başlangıcından itibaren genel çizgileriyle Batı resim sanatı etrafında kurulmuş ve devam etmiştir. Doğu tarzı ve üslupları ancak resim sanatını meslek olarak ele alan fakülte ve yüksek okullarda müfredata girmiştir. Tamam. Zaman zaman yerli ögeler üzerinde durulmakla birlikte genel eğitim anlayışının Batı ekseninden uzaklaştığını söylemek zordur. Yani diyor ki hep batıyı örnek alıyoruz, hep batıyı örnek alıyoruz. Yerli ögeler biraz az, yerli ögeler üzerinde çok az duruluyor. Durulmakla birlikte genel çerçeve hep batıyı örnek alma üzerine. Şimdi benim metinden anladığım bu sevgili öğrencim. Ama ben bunu şıklara indiğim zaman bulamadım. Dolayısıyla sana direkt... Ya şu şıklar elenir elenir cevap şudur deyip geçmek istemiyorum. İçime sinmeyen bir soruyu cevap bu ÖSYM'nin verdiği cevap kabul edip ben sanki bunu rahatlıkla çözmüşüm gibi davranamam sana. Ama ben şıklar hakkında hemen yorum yapayım. Bak dünyadaki yaygın eğitim anlayışına uymaması şıkkı Zaten çelişen bir şık. Dünyadaki yaygın eğitim anlayışı da batı odaklıdır genellikle. Belirli bir seviyeden öteye geçip geçmemesi var. Usta sanatçılar yetiştirememesi var. Mesela şu şık da çok rahat ne yapılabilir? Elenir. Belirli bir seviyeden öteye geçememesi. Ben şöyle bunu da eledim bu soruyu okurken. Ama şöyle Adana mı cevap yoksa Ceyhan mı karar veremedim. Dolayısıyla karar veremediğim için hemen yanıt anahtarına baktım. Yanıt anahtarımız Adana diyor. Ama benim içime sinmedi sevgili öğrencim. Dolayısıyla içime sinmediği için bu soruyu böyle ben kendimce iptal ediyorum. Bu soru o yıl iptal edilmedi büyük ihtimal. Ama şıklarda kast edilen tam olarak ne olduğu açık değil. Yani şıklar açık değil. öğrenecek içeriğin dışlayıcı olması ne demek? Çoğunlukla taklitçiliğe dayanmak, e, batıyı taklit ediyor yorumu getirebilir miyiz burada? getirebiliriz. Ama cevap A verilmiş ve A'da öğrenilecek içeriğin dışlayıcı olması diye bir şık var. Şimdi bu sizin için mantıklı olabilir. Hocam soru çok kolay. Aslında Adana çok kolaylıkla çıkıyor diyen aranızda olabilir. Böyle hissederseniz lütfen yorumlara yazın. Benim görmediğim bir şeyi sen görmüş olabilirsin. Bana mantıklı bir açıklamasını yaparsan Aa ben de derim ne güzel senden bir şeyler öğrenmiş olurum. Ama benim için Adana'da, Ceyhan'da cevap olabilir. Dolayısıyla bu soruyu çözmeyeceğim. Eğer sen çözersen ve mantıklı bir açıklama yaparsan ben yorumlarda tamam buna katılıyorum diyebilirim. Öğrenilecek içeriğin dışlayıcı olmasından kastettiği büyük ihtimal şu şunu demek istemiş sadece batı örnek alınıyor yerli olan dışlanıyor doğu tarzı ve üslupları dışlanıyor gibi bir şey demeye çalışmış ÖSYM ama bence demeye çalıştığını çok fazla ifade edememiş. O yüzden bu boş soru üzerinde daha fazla konuşmadan hemen seninle 17. soruya geçiyorum sevgili öğrencim. Bu parçada sözü edilen filmle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Söylenebilir sorularında biliyorsun ki metni okuruz sonra şıkları eleyerek söylenebilir olana ulaşılır, ulaşırız. Söylenebilir de şıkları eliyorduk. Söylenemez de şık eremeyip direkt söylenemez olana odaklanıyorduk. Lütfen burayı unutma. O yüzden gel şöyle metnimizi bir okuyalım. Sonra şıkları eleyerek söylenebilir olana ulaşmaya seninle birlikte çalışalım. Yönetmenin son filmine hayran olmamak elde değil. Tamam güzel bir filmmiş. Bugüne kadar yaptığı tüm filmlerin üstüne çıkmış. Tamam güzel bir filmmiş. İç içe geçmiş olaylar, duygu ve düşünceleri karmaşık kahramanlar tertemiz bir üslupla anlatmış. Yoğun nefes kesen bir hikaye ama hikayenin dili bir masal berlaklığında. Tamam. Metnimiz basit. Tekrar etmiyorum. Çok güzel bir film yapmış adam. Çok güzel olmasının sebeplerini de şurada bana açıklıyor sevgili öğrencim. Diyor ki karmaşık kahramanlar tertemiz bir üslupla anlatılmış yoğun nefes kesen bir hikaye ama dili de masal berraklığında. Tamam anladık hocam burayı. Şimdi şıklara inip eleyerek doğru cevaba ulaşacağız. Senaryo kurmada farklı tekniklere başvuruldu. Şimdi teknikten çok bahsetmemiş gibi geldi bana. Bu şöyle bir dursun. İşlenen hikayelerin yaşanmış olaylara dayandığı. Bundan hiç bahsetmedi. Bunu direkt siliyorum. Yaşanmış olaydan falan hikayenin içeriğini biliyor muyuz? Biz bilmiyoruz sevgili öğrencim. Direkt eledim. Yönetmenin diğer filmlerinden daha kapsayıcı olduğu. Kapsayıcı olduğunu söylemiyor bana. Daha iyi olduğunu söylüyor, kapsayıcı başka bir ifade. Dolayısıyla bunu da rahatlıkla elerim. Anlatımda içerikle karşıtlık oluşturan bir yol seçildiği yönetmenin sinema dilinin taklit edilmeye başlandı. Şimdi yönetmeni birilerinin taklit ettiğinden de bahsetmiyor. Bunu da eledim, şöyle eledim. Elimde ne kaldı? Adana ve Denizli kaldı gibi. Aslında ben Adana'yı da eledim. Şimdi senaryo kurmada farklı teknikler. Senaryoyu nasıl kurduğuna dair bence bir şey söylemiyor, teknikten de bahsetmiyor. Peki anlatımda içerikle karşıtlık oluşturan bir yol nerede var hocam diyeceksin bana. Bak sana ben orayı hemen göstereceğim karşıtlık oluşturan bir yol hangisi karşıtlık oluşturuyor hemen gösterelim sana. Karma karışık kahramanları tertemiz bir üslupla anlatmış. Bak karma karışık ve tertemiz birbirine biraz böyle zıt şeyler gibi duruyor. Yine yoğun, çok yoğun, nefes kesen bir hikayeyi ne yapmış? Bir masal berraklığında anlatmış karşıt kelimeler var metnin içerisinde dolayısıyla anlatımda içerikle karşıtlık oluşturan bir yol seçildiği şıkkına ulaşabiliriz. Farklı tekniklerden de bahsetmemiş, söylenebilir sorularında söylenebilir şıkka diğer şıklar elenerek ne yapılır? Ulaşılır sevgili öğrencim. Peki hocam çıkarlamaz söylenemez sorularında biz seninle ne yapıyorduk? Orada direkt odak noktamız ne olacak? Orada direkt ulaşılamayan şık olacak. Bununla ilgili iki tane sorumuz var bu bölümde de seninle. Şu çıkarlamaz sorusunu yine Bakış açını değiştir soru çözüm kampında sanırım çözmüştüm. Bir yer, yerden tanıdık geliyor o soru bana. Gel öncelikle 18'i çözelim sonra da ulaşılamaz şıkka odaklanalım. Hangisine ulaşılamaz demiş. Metni okuyacağız hızlıca. Sonra şıkları hızlıca okuyup 5'ini birden hızlıca okuyup her şık üzerinde detaylı düşünmeden direkt ulaşılamaz şıkkı bulmaya çalışacağız. Bu yönteme artık alıştığını düşünüyorum. O yüzden hemen ne yapıyorum? Metni okumaya geçiyorum. Benim ilk edebi çalışmalarımda didaktik bir tavır takındığım hemen göze çarpar didaktik öğretici demek sevgili öğrencim bazen bir kelimenin anlamını bilmezsen parça senin için anlamsız olabilir didaktik kelimesini edebiyat dersi almış öğrencilerimiz bilir tekrar alıyorum baştan benim ilk edebi çalışmalarımda didaktik bir tavır takındığım hemen göze çarpar ama bu sanıyorum ki farklı bir daldan gelmemin ve bilgileri aktarma isteğimin bir göstergesi. Kurumsal kitaplarımın temelinde de aynı isteğin yer aldığını söyleyebilirim. Bu kitapları üretmenin kendi edebiyatçılığıma da yararı oldu. Özellikle Edebiyat ve Medya isimli kitabımda edebiyat araştırmasında varılan son noktaları aktarırken çağa ayak uydurmanın edebiyat kadar edebiyata bakışı da değiştirdiği gerçeğine tanık oldum ve bu bilgileri edebiyat dünyamıza aktarmanın keyfini çıkardım. Bak bize net böyle nesnel bilimsel bir metin vermemişler. Dolayısıyla büyük ihtimal şıklarımız da yukarıdaki bilgileri bulma üzerine kurgulanmayacak. Hemen şıklarımıza bakalım. Edebiyatçı eserlerinde öğretici birdir, kullanabilir. Bak, şıkkımız direkt eşleştirme. Yani şurada herhangi bir şeyle bilgiyi verip de bilgiyi eşleştirme sorusu değil. Önceki bölümlerde hatırla deniz tavşanlarıyla ilgili bilgi sordu. Göl yazıyla ilgili bilgi sordu. Bilgilendirici metinlerde bunlar çözmek çok daha kolaydı. Burada bilgilendirici bir metin yok, öznel bir metin var. Dolayısıyla şıklarımız çıkarım cümlesi. Soruyu çözerken bunun lütfen farkında ol. Ha hocam değişen bir şey var mı? Hayır, yok. Yine biz ulaşılamaz şık üzerine odaklanacağız. Tamam mı sevgili öğrencim? Dolayısıyla A'dan E'ye şöyle önce hızlıca okuyacağız. Tek tek düşünmek yok. Edebiyatçı eserlerinde öğretici bir dil kullanabilir. Yazar eserlerinde tek bir konuya odaklanmalıdır. Eser vermek yazarın bakış açısını genişletir. Yazar çağdaş yaşamın özelliklerine ayak uydurmalıdır. Edebiyatçılar farklı alanlarda deneyim kazanmalıdır. Şimdi düşünüyorum sırıtan şıkkı yazar eserlerinde tek bir konuya odaklanmalıdır. Metnimin herhangi bir yerinde konu kelimesi geçti mi ki tek bir konuya odaklansın yazar. Yazar eserlerinde tek bir konuya odaklanmalıdır çıkarımı buradan yapılamaz. Çünkü konuya dair tek bir kelimem dahi yok sevgili öğrencim. Önce ulaşlamaz olana odaklan, sonra canın istiyorsa şıkları eşleştirebilirsin kendince, vaktin de varsa. Mesela hocam öğretici olmasına şurada didaktikten bahsetti. Ya da eser vermek yazarın bakış açısını genişletir derken şurada bakış açının değişmesi var bak. Ya da şurada farklı alanlar derken hemen şöyle hızlıca bakıyorum çünkü metni okurken aklımda tutmaya bile gerek duymadım ben şöyle farklı alanlardan faydalanma farklı bir daldan gelme var bak eşleştirme yapmak istersen lütfen sonra eşleştir sevgili öğrencim önce ulaşılamaz'a odaklan konuyla ilgili metinde hiçbir şey yoktu gittiğim Bursayı işaretledim diğer şıklar üzerine detaylı bir şekilde düşünmedim. Aynısını ne yapacağım? Aynısını 19'da da yapacağım. Metni okuyacağım. Sonra ulaşılamaz şıkka odaklanacağım. Hemen okuyorum. Uzmanlara göre dünyanın her yerinde insanların yazılarında ve yaptıkları karalamalarda benzer figürlerin kullanılması bir rastlantı değildir ve bunların evrensel mesajları bulunmaktadır. El yazısı bilimi olarak da tanımlanabilecek gra grafolojiden yararlanan psikologlar insanların yazılarından, imzalarından ve ellerin altındaki kağıda farkında olmadan yaptıkları karalamalardan hareketle karakter analizi yapabilmekteymiş. Tamam hocam böyle şey filmlerinde falan görürüz değil mi? Amerikan filmlerinde ya da polisiye filmlerde falan yazılardan anlam çıkartıyor. Karakter analizi yapıyormuş. Buna da grafoloji deniyormuş. Öğrenmiş olduk yeni bir bilgi. Allah razı olsun. Devam ediyorum. Özellikle küçük yaştaki çocukların yazılarının analizi yardımıyla onların karakterleriyle ilgili çıkarımlarda bulunulmaktadır diye bir bilgi vermiş bana. Şimdi çıkarılamaz şıkkıma odaklanacağım. İnsanların bilinçsizce gerçekleştiği davranışlar anlamlı olabilir. Kişilik özellikleri grafoloji ile küçük yaşlardan itibaren tahmin edilebilir. Güzel yazı yazan insanların karakterlerinin de sağlam olması beklenir. Bak şu an Denizli ve Edirne'yi okumama gerek yok. Bize metnin neresinde güzel yazmaktan çirkin yazmaktan güzel yazan insanların karakteri güzeldir çirkin yazan insanların karakteri çirkindir dedi. Böyle bir şey dedi mi? Olur mu böyle bir şey? Zaten bu mantıken saçma bir şık. Bu mantıken saçma olan şıkların lütfen cevap olabileceğini bilelim sevgili öğrencim. Güzel yazı yazan insanların karakterlerinin de sağlam olması beklenir. Sonucu buradan çıkmaz. Denizli ve Edirne'ye bakalım hemen. El yazısıyla ilgili olarak evrensel nitelikteki sonuçlara ulaşılabilir. Farklı yerlerde yaşayan kişiler bazı ortak özellikler sergileyebilir. Bak metnimiz grafoloji ile ilgili, el yazısıyla ilgili doğru mu? bilinçsizce gerçekleştirdiği davranışlar derken karalamaları kastediyor. Hepsi metinle ilgili hocam, hepsi metinle ilgili. E dolayısıyla güzel yazı yazanın karakteri güzel olur sonucuyla ilgili tek bir kelime olmadığına göre e ne olacak? Ceyhan'ı seninle işaretleyeceğiz. Zaten absürt bir şık. Metinle çelişen şıklar her zaman doğru cevaptır. Lütfen bunu unutma. Yazar eserlerinde tek bir konuya odaklanmalıdır şıkkı da aslında yukarıdaki metinle ne olur? Çelişir. Çünkü onunla ilgili bir metin değil bu. Adam hem edebi çalışmalar yapıyor, hem kuramsal çalışmalar yapıyor, kendini geliştiriyor. Tek bir konuya odaklanmalıdır demiyor bana sevgili öğrencim. Bakıyorum hemen farklı bir sorun var mı? Çoklu sorulara geçtik. Çoklu sorular bizim üçüncü kısım sorularımız olacak. Dolayısıyla son beş bölümde çözeceğiz. Çoklu soruların soru tipleri de zaten ilk kısma benzediği için ikinci kısımda yapı sorularını çözmeye karar verdim. O yüzden her zaman olduğu gibi takipte kal ve hoşçakal.